Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü konumuz üçgende alan. Haydi bakalım başlıyoruz. İki tane ana başlığımız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi üçgende alan formülleri. Diğeri ise üçgenin alanı ile ilgili problemler. O halde şimdi günlük kullanım alanında acaba Üçgen alanı nerelerde kullanıyoruz? Haydi beraber ona bir bakalım. Kullanım alanları ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Çiftçiler tarlalarını üçgen şekillere bölerek verimliliği arttırabiliyorlar arkadaşlar. Üçgen alan hesaplamaları ürün ambalajının tasarımında, malzeme kesiminde ve üretim süreçlerinde kullanılabiliyor. Tekstil ve moda tasarımı sektöründe üçgen alan hesaplamaları, kumaş kesim ve dikiş işlemlerinde ise kalıp oluşturmak için kullanılabiliyor. Epey de fazla yerde kullanılıyormuş. Peki bu konudan sonra nereleri çözmemiz lazım öğretmenim. Ödevlerimi sıfırdan 9'da matematiği kullanıyorsan 246'dan 261'e kadar. Dinamo matematiği kullanıyorsan sayfa 254'ten 287'ye kadar sorumlusun. O zaman konu anlatımına başlıyoruz. Üçgenin alanı demiş ki üçgen alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır demiş. Fakat bunu anlatırken üçgenleri 3 üç tane çeşide ayırdık biz. Dar açılı üçgenin alanını bulurken ne yapacağız? Dik üçgenin alanını bulurken ne yapacağız? Bir de geniş açılı üçgenin alanını bulurken ne yapacağız kısmına baktık. Şimdi dar açılı üçgende arkadaşlar biliyorsunuz önceden yükseklik diye bir şey çalıştık. Yardımcı elemanlar başta altında. Dar açılı üçgenin yüksekliği üçgenin içerisinden geçer. Gördüğünüz gibi A kenarına ait olan yüksekliğimiz olan şuradaki H A ifadesi üçgenin içinden geçiyor. Bu durumda tabanla yani BC uzunluğuyla AH uzunluğun yani yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğümde ya da bunların kısaltmalarını kullanıp A ile H'a çarpı bölü 2 dediğimde tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böldüğümde üçgen alanı bulmuş oluyorum. Peki dik üçgende ne oluyor hocam? Aslında dik üçgende de çok farklı bir şey olmuyor. Bakın bu sefer tabanımız BC. BC'ye ait yüksekliğimiz ise AB. Fakat bu BC ve AB diye iki tane sarı renge boyadığım kenarlar aslında dik üçgenin kenarları. Nasıl kenarları? Dik kenarları. Peki o halde dik kenarları çarpıp ikiye böleceğiz diye ifade olarak da kullanabiliriz. BC ile gördüğünüz gibi AB yani dik kenarları çarpıp ikiye bölüyoruz. Geniş açılı üçgende dikkat etmen gereken en önemli mesele A kenarının gördüğün gibi yüksekliğini içeri değil dışarı doğru çizebilmişiz. Geniş açılı üçgenlerde iki tane yükseklik üçgenin dışından çizilir. Dolayısıyla Buna dikkat ettiğim durumda yine taban çarpı yükseklik bölü 2 bize üçgenin alanını vermiş olacak. Sorumuz diyor ki ABC üçgeninde diyor AH BC'ye diktir diyor. Tamam. BC uzunluğu diyor 21'dir. Burası 21. AH 10'dur diyor. Dikkat et bu 10 yüksekliği 21 tabanına ait değil mi? Nereden anlıyoruz? E, bu 10 yüksekliği arkadaşlar 21'e indirilmiş. O halde üçgenin alanı taban 21 ile... Yükseklik 10'u çarpıp 2'ye bölmekten geçer. Ve 10 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 5 olacak. 5 ile de 21'i çarptığımda üçgenin alanını buradan 105 bulmuş olacağız. Diğer sorumuzda ise dik üçgenimiz var. Dik üçgenlerle alakalı biliyorsun bir önceki ders çalıştık. Özel üçgenlerden bir tanesi var ekranında şu an. 7 var 25 var o halde burası da 24. İster taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak öğrenmiş ol. istersen dik kenarların çarpımı bölü 2 olarak öğrenmiş ol. İkisine de 24 ile 7'yi çarp 2'ye böleceksin. 24 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 12. 12 ile de 7 çarpımda buradan karşılığı 84 santimetre kare gelecektir. Aradığımız ABC üçgeninin alanı. Sorumuzda ABC üçgeninde D noktası diklik merkezi olduğu söylenmiş. D noktası arkadaşlar diklik merkezi ise eğer üçgende yardımcı elemanlarda konuştuğumuz bir mesele vardı. Diklik merkezinden geçen köşeden gelen uzunluklar yükseklik olmalıydı. Bu durumda bak BE D noktasından geçtiği için yüksekliktir. CF yine D noktasından geçtiği için yükseklik olacaktır. Peki soruda verilen diğer bilgilere bakarsak burası ne kadar verilmiş? 15. AC uzunluğu 15. BE uzunluğu ne kadar verilmiş? 20. Hmm, bakın bu BE AC'ye ait yükseklik. Yani 20 uzunluğu 15'e ait yükseklikse biraz sonra üçgenin alanında 20 ile 15 çarpıp 2'ye bölmem gerekebilir. CF uzunluğu yani diğer tarafa indirilen yükseklik 12'ymiş ve bizden AB uzunluğu isteniyormuş. Peki CF kime indirilen yükseklik? X'e. O zaman AC uzunluğu arkadaşlar 15 ile AC'ye indirilen BE dikmelerinin çarpımı yani 15 çarpı 20 bölü 2 ifadesi üçgenin alanını verecektir. Diğer taraftan baktığımda CF yükseklik kime indirilmiş? AB'ye. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den x çarpı 12 bölü de yine üçgenin alanını verecek. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşit. İkileri sadeleştirdim. 3'e bölüyorum 5, 3'e bölüyorum 4. 4 ile 20'yi sadeleştiriyorum 5 ve en son 5 ile 5'i çarptığımda aradığım x uzunluğunun karşılığı buradan 25 gelecektir. Çok önemli bir ifademiz varmış. Diyor ki bir kenarı diyor A birim olan eşkenar üçgenin alanı... A kare kök 3 bölü 4 ile bulunur diyor. Bence de bu kural aşırı derecede önemli ve pratik kurallardan bir tanesi. Çünkü eğer sen bunu unutursan ya da bilmiyorsan buradan aşağı doğru ne yapmalısın? Bir yükseklik indirmelisin. İndirdiğin yükseklik aşağıdaki kenarı iki eş parçaya bölecek. Burası A bölü 2 olacak. Buranın 60 olduğunu biliyorum. Nereden? Eşkenar üçgenin bütün açılarının birbirine eşit olmasından. O halde burada 30 60 90 üçgeni oluştu. 30'un karşısında a bölü 2 varsa 60'ın karşısında a kök 3 bölü 2 var. Bu durumda taban a ile yükseklik a kök 3 bölü 2'yi çarpıp bir de 2'ye bölersen a kare kök 3 bölü 4 kuralını kendinde bulursun. Fakat a kare kök 3 bölü 4'ü bildiğin takdirde yani kenarı a ise çat a kare kök 3 bölü 4'ü yapıştırabiliyorsan bu durumda eşkenar üçgenin alanını tık diye bulmuş olacaksın. Sorumuz diyor ki çevre uzunluğu 18 cm olan bir eşkenar üçgenin alanı istenmiş. Dikkat et çevre uzunluğu 18 denmiş. Bana kenar lazım. Bütün kenarlar birbirine eşit ve üç kenar olduğundan dolayı 18'i 3'e böldüğümde 6 dediğim ifade eşkenar üçgenin bir kenarı. Yani demin kuralda öğrendiğim A'ya eşit olacaktır. Alan kuralını şöyle tekrardan hatırlatırsam A kare kök 3 bölü 4'te A yerine 6 yazdığımızda 6'nın karesinin 36 kök 3 bölü 4 36 ile 4'ü sadeleştirirsem aradığım üçgenin alanının 9 kök 3 olduğunu bulmuş olacağız. ABC üçgeninde AD ve H doğrusallı AHBC'ye dikmiş. AD 7 BC 20'ymiş. Şimdi arkadaşlar bunun kısa yolu şu. BC uzunluğu 20 ile AD yüksekliği, yükseklik mi hocam yükseklik değil ama yüksekliğin uzantısı ya arkadaşlar. Çarpıp 2'ye bölerseniz bu durumda gördüğünüz gibi mavi bölgenin alanı 70 bulursunuz. İnandırıcı gelmeyen arkadaşlara şöyle diyelim. Şimdi biz önce ABC üçgenin alanını bulalım. Taban ne kadar? 20. ABC üçgenin yüksekliği ne kadar? X artı 7. O zaman 20 çarpı X artı 7 bölü 2 demelisin. Eksi. Biz ABC üçgeninden beyaz olan BDC üçgeninin alanını çıkartırsak geriye mavi kalacaktır. Peki BDC üçgenin alanı onun da tabanı 20 yüksekliği ise x bölü 2 dedim. Şimdi ben bu 22, 20, 20 ile 2'yi sadeleştirdim 10. Onu da attım 10x artı 70 geldi. 20 ile 2'yi sadeleştirdim burası 10 oldu burası eksi 10x. Gördüğün gibi bunlar birbirlerini götürdüğünde demin kısa yoldan bulduğumuz Tabanı 20 kabul edip yüksekliğini 7 aldığımızda buradaki dörtgen alanı 20 çarpı 7 bölü 2'den 70 gelecektir diyoruz. Sorumuz diyor ki ABC üçgeninde ABBC'ye dikmiş AD ise BAC açısının açı BD 9, AC 30 olduğuna göre ADC üçgeninin alanı istenmiş. Arkadaşlar açı ortayın en temel kurallarından bir tanesi şuydu. AD üzerinde yani açı orta üzerindeki bir noktadan. Bir kola dikme indirilmiş ise sen de diğer kola ne yapmalıydın? Dikme indirmeliydin. O zaman burası 9. Peki benden istenilen alan zaten ADC üçgenin alanı değil midir? Bu ADC üçgenin alanını bulabilmek için buradaki tabana ki bilinen tek uzunluk 30. E 30'a indirilen yüksekliğim de 9. Uf tadından yenmez. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi yapıştırdığımda bu iş bitmiş olacak. 30'la 2'yi sadeleştirdim. 15, 15'te de 9'u çarptığımda buradan karşılığı 135 olacaktır diyoruz. Bu sorunun kritik noktası üçgenin alan kuralı değil. Bilhassa açı orta üzerindeki bir noktanın kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarının birbirlerine eşit olmasıydı. Çok önemli bir meselemiz var. Taban alan ilişkimiz var. Diyor ki yüksekliklere eşit olan. Üçgenlerin alanlarının oranı yüksekliğin indirildiği tabanların uzunluklarıyla oranına eşittir. X'e karşılık XK, Y'ye karşılık YK, Z'ye karşılık ZK üzerinden bir değerlendirme yapmış. Şimdi BD'nin DC eşit işte olduğu soruda görüyoruz. Ben AE uzunluğuna 2k dersem, EC uzunluğu bu durumda 3k olacaktır. Şimdi lütfen iyi takip edin beni. EC'ye 3k, AE 2k diyorum. AED üçgeni ile EDC üçgenleri yan yana üçgenler olduğundan dolayı 2k'ya karşılık burası 2s ise, 3k'ya karşılık burası da 3s olacaktır. Şimdi yan yana olan başka iki tane üçgen göstereceğim sana. Bunlardan bir tanesi ADC üçgeni. Diğeri ise arkadaşlar ABD üçgeni. Bunların tabanları gördüğün gibi birbirine eşit. Buradaki ADC üçgeni 2S artı 3S olduğundan dolayı toplam 5S. Bu durumda ABD'nin alında 5S olacaktır. Peki bunların toplam alanı ne kadar yaptı ABC üçgeni için? 10S. ABC'nin alanını 120 vermiş. O zaman her tarafı 10'a böldüğümde S'in karşılığı buradan 12 gelecektir. Bizden boyalı bölge. Şu an her yer boyalı hocam demeyin. Başlangıçtaki boyalı bölge 2S mavi bölge istiyor. Dolayısıyla 2 çarpı 12'den de buradan karşılığı 24 olacaktır diyoruz. Bu taban alan ilişkisi son derece önemli arkadaşlar. Bir başka çok önemli meselemiz var. Bu da benzerlikle ilişkilendirme ile alakalı. Eğer diyor böyle yan taraftaki parçalar eşit ayrılmışsa Oluşan alanlar tek sayı şeklinde diyor yazılabilir. Bakın S, 3S, 5S, 7S, 9S. Bir de alt tarafa yazdığımızı bir okuyalım. Diyor ki benzer üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Evet bu kesin. Benzerlik oranı diyelim ki 1 bölü 2 alanların oranı karesini aldığımda 1'e 4. Kenarlara eşit parçalara ayrıldığında alanların oranı ardışık tek sayılar. Yukarıda söylemeye çalıştığımız şey buydu. Şimdi bu iki bilgiyle alakalı karşımıza gelecek bir tane sorumuz var. Diyor ki D, B, C paraleldir. Eğer arkadaşlar DE BC paralelse benzerlik görmüş insanlarız biz. ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirlerine benzerdir. Peki devam ediyorum. AD uzunluğuna 1 dersek ki biz 1 demiyoruz K diyoruz. DB uzunluğuna 2 K demeliyiz. Bu durumda ADE üçgeninin AD kenarındaki oran K iken ABC üçgeninin AB kenarındaki oranı gördüğün gibi 3K yani benzerlik oranını 1 bölü 3 bulduk. Benzerlik oranımız 1 bölü 3. Ne demiştik yan tarafta? Alanların oranı bu 1 bölü 3'ün karesiyle orantılı. Buradan da karşılığı ne gelecek? 1 bölü 9. Bu ne demek? Küçük üçgenin alanı S ise büyük üçgenin alanı 9S demek. O zaman buraya ne kadar kalmış olacak? 8S. Peki bizden istenilen nedir? Hemen bakalım. ADE. S bulduk orayı. DBCE. Orasında 8S bulduk. S'leri sadeleştirme karşılığı 1 bölü 8 olacak. Hocam bu biraz beni zorluyor. Daha kolay bir çözümün yok mu diyen arkadaşlara kolay bir çözüm sunalım. Hemen şöyle yapıyorum. Bakın yan tarafta K'ya 2K vardı ya. Şuradan o 2K'yı eşit iki parçaya ayıracak şekilde K, K olarak yazayım. Şimdi artık ABC üçgenin AB kenarı gördüğün gibi K, K ve K olmak üzere eşit ayrıldı. Yani burada olduğu gibi oldu. Dolayısıyla burası S. Burası 3S. Burası da 5S derseniz demin gördüğünüz gibi burayı 8S bulmuştuk ki yine 8S bulduk. Dolayısıyla oran 1 bölü 8 olacaktır. Çok önemli demişiz. Bakın diyor ki D1-D2'ye paralel olmak üzere ABC üçgeninin BC tabanı sabit kalmak koşuluyla. Hemen BC'yi senin için şöyle bir renklendirelim. Bakın BC tabanı sabitken A köşesini D1 doğrusu üzerinde istediğimiz bir noktaya kaydırırsak. Nereye kaydırmış? A üstüne. Ya da bu tarafa doğru kaydırırsak. Oluşan gördüğün gibi şuradaki kırmızı kenarlı üçgenin, mavi başlangıçtaki üçgenin ve turuncu kenarlı üçgenin alanları birbirlerine eşit olur diyor. Sebebi çok basit. BC taban. 2 e, paralel doğru arasındaki uzaklıklar birbirine eşit olduğu için bu üçgenlerin yükseklikleri de eşit. Dolayısıyla tabanları ve yükseklikleri eşit olduğu için üçgenlerin alanlarının birbirlerine eşit olması zaten kaçınılmaz son. Ama biz hafızamızda nasıl tutacağız bunu? Paralel iki doğru arasında bir üçgen mi yerleştirilmiş? Tepe noktasını istediğimiz yere kaydırdığımızda oluşan üçgenin alanı başlangıçtaki üçgenin alanına eşittir. Şimdi gelelim buraya. BCD'ye paralellenmiş arkadaşlar bakın üçgen alanı sorularında paralellik söz konusuysa biraz önceki slaytta konuştuğumuz mesele aklına gelmeli. Bakın BC tabanını ellemeden D noktasını şu tarafa doğru kaydırmaya başlıyorum en son noktaya kadar kaydırıyorum. Yani E noktasına kadar. O zaman başlangıçta verilen mavi bölge var ya DBC üçgeni. Oranın alanıyla ben D noktasını E'ye kaydırdıktan sonra oluşturduğum BCE üçgenlerinin alanları birbirine eşit olmalı. Hani benden BDC üçgenin alanını istemiş ya. O zaman ben BCE üçgenin alanını bulursam aynı cevabı vermiş olmalıyız. Dolayısıyla öncelikle ABC üçgenine bir bakalım. ABC üçgeninde 15 var 9 var. Birisi 3'ün 3 katı, birisi 5'in 3 katı. O zaman eksik kenarım 4'ün 3 katından 12 olacaktır. Bu durumda B, C, E üçgeni geniş açılı bir üçgendir. Hocam nereden anladın? Bakın hemen göstereyim. Şurası geniş açılı bir üçgen. Yükseklik dışarıda olacak. Dolayısıyla 15 tabanına ait yüksekliğimiz 12 olacak. E taban var, yükseklik var. O zaman çarpıp 2'ye bölüyorum. Bunları sadeleştirdiğimde 6, 6 çarpı 15'ten de karşılığı 90 olacaktır. Paralellik varsa üçgenin alanı verilmiş ya da soruluyorsa arkadaşlar o tepe noktasını oynatmak kesinlikle ihtiyaçtır. Çok önemli kısmındayız. Açı ortayla alakalı bir bilgi verilecek. Diyor ki AD, CAB açısının açı ortayı ise buradaki B uzunluğu buranın alanıyla orantılıdır. Buradaki C uzunluğuyla diyor buradaki alan orantılıdır. Aslında biz açı ortayda şunu da biliyoruz. Bu kol bu parçayla orantılıydı. Yani B'ye karşılık buraya BT diyebilirim. Bu kol yani C şurayla orantılıydı. Buraya da CT diyebilirim. Az önce taban alan ilişkisi konuşmuştuk ya. BT BK'yı görüyorsa CT de CK'yı görüyordur. Yorumu yapabilirim. Peki bir tane daha geliyor. D noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkeziymiş. D noktası ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi ise bu noktayı köşelerle birleştirdiğimizde açıortaylar oluşması lazım. Çünkü iç teğet çemberin merkezi açıortayların kesim noktasıdır. Görüldüğü gibi burada açıortaylar yapılmış. Bu açıortaylardan sonra oluşan üçgenler tabanlarıyla alanları orantılı oluyor. Sebebi ise iç teğet çemberin yarıçaplarını çizersek buradaki yarıçapların hepsi eşit uzunlukta olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yükseklikleri aynı olduğundan dolayı tabanlar alanlarıyla orantılı olacaktır. Ama lütfen hafızanı da şöyle tut. İç çemberin merkezi köşelerle birleştirilene oluşan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Ki ben çünkü şimdi yan tarafta bunu yapacağım. Şimdi bak. Bir açı ortay çizilmiş BD'den. Bir açı ortay daha çizilmiş. E kardeş bunun başı kel mi diyerek buradan da bir tane çiziyorum. Bu da kesinlikle diyorum açı ortay olmak zorunda. Ardından bir bilgi verilmiş. ABD üçgenin alanı 3 üç kök denmiş. Az önce ikinci meselede yani iç teğet çemberin merkeziyle alakalı kuralda öğrendiğimiz üzere 6 3 kök 3 ile nasıl bir oran yapıyorsa 10 da öyle bir oran yapmak zorunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6'yı 2'ye bölüp kök ile çarpmışlar. O zaman ben de 10'u 2'ye bölüp kök ile çarpıyorum. Burada da 14'ü 2'ye bölüp kök ile çarparsam buradaki üçgenlerin alanlarını teker teker bulmuş olurum. Benden istenilen bölge ADBC alanı. Bakın şurası isteniyor. Buradaki dörtgen. birisini 5 kök 3 bulduk içindeki üçgenlerden. Diğerini de 7 kök 3 bulduk. O halde gel bunları toplayalım. 5 kök 3 ile 7 kök 3 topladığımda buradan karşılığı 12 kök 3 olacaktır aradığımız bölgenin alanı. Sorumuz diyor ki ABC üçgeninde AD ve AC A açısının sırasıyla iç ve dış açı ortaylarıdır. Hmm, hem iç açı ortay var hem dış açı ortay. Güzel devam ediyorum. ABD üçgenin alanı 16'ymış. Şimdi bak o zaman şöyle bir giriş yapalım. İç açı ortaylarda nasıl bir oran vardı arkadaşlar? Bu parça burayla bu parça da burayla orantılıydı. Ben 5'e karşılık K yazarsam ona karşılık burası da ne gelecektir? 2K. Şimdi dış açı ortaya gidelim. Dış açı ortayın oranı birazcık daha sıkıntılıydı. Şöyle yapıyorduk. Dış açı ortayın uç noktasına gidiyorduk. Şuraya X diyelim. Dış açı ortaydan üçgenin ilk kenarına olan uzaklığın oranı yani x'in 5'e tekrar dönüyorduk. Tamamının ona oranı. Yani x artı 2k'nın ona oranına eşit oluyordu. Bunları sadeleştirdim burası x. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2x'in karşılığı x artı 2k. x'i karşı tarafa attığımda x'in karşında buradan 2k bulmuş olacağız. Tamam tabanlar elimde arkadaşlar. Bakın bd'nin uzunluğu 2k. de'nin uzunluğu k. Ve buradaki ec'nin uzunluğunda 2k buldum. Tabanlar elimde ise taban alan ilişkisinden yürüyebilirim diye düşünüyorum. ABD üçgeninin alanını 16 vermiş. Hemen düşünüyorum. 2K 16 ise K arkadaşımız neyi görecektir? 8'i. 2K arkadaşımız yine 16'yı görecektir. Benden istenen ABC üçgeni yani büyük üçgenin alanı. Yani 16'nın, 8'in ve tekrar 16'nın toplamı ihtiyacım. Dolayısıyla 16, 16, 32, 8 daha toplam alan buradan 40 gelecektir. Çok güzel sorulardan bir tanesi olmuş. Çok önemli hikayesinde bir de işin içerisine kenar ortaya girdi. Diyeceksin ki hocam çok kural var. Çok haklısın. Çünkü üçgenin alanı içerisinde sadece üçgenin alanını da taban çarpı yükseklik bölü 2 ile kurtaramıyoruz. Taban alanı ilişkisine baktık. İki paralel doğru arasında kalan üçgenin alanına baktık. Yetmedi. Açı ortayla alakalı ilişkisine. Yükseklik diklik merkeziyle olan ilişkisine. Bununla beraber şimdi de kenar ortayla olan ilişkilerine bakmak durumundayız. Hatta pas geçmiş olmayalım benzerlikle alakalı meseleyi bile inceledik. Şimdi diyor ki. A, D, B, birer kenar ortaysa Kenar ortaylar çizildikten sonra oluşan 6 tane küçük üçgenin alanları diyor birbirlerine eşittir. Ben buna ekstradan bir şey daha ekleyeyim. Eğer siz sadece şu çizdiğim kırmızıları çizmiş olsaydınız, yani ağırlık merkezini köşelerle birleştirip şuradaki üçgen, buradaki üçgen ve şuradaki üçgeni oluşturmuş olsaydınız, bu üçgenlerin alanları da gördüğünüz gibi birbirine eşit olacaktı 2'si 2'si kessten dolayı. Geldim ikinciye. Kenar ortaylar çizildikten sonra herhangi iki kenar ortayın uç noktası birleştirildiğinde görüldüğü gibi böyle bir sürü alan oluşmuş. Hocam görüldüğü gibi diyorsun da biz bunu nasıl halledeceğiz? 312 kuralımız vardı. 3K, K, 2K. Bakın K burada kimi görüyor? S'i. 3K kimi görecek? 3S'i. Burası ne kadar oldu? 4S. O 4S demin burada gösterdiğimiz üçgenin alanı eşit olduğundan dolayı burası da 4S, burası da 4S, burası da 4S, burası da 4S. Buradaki 4S de yine K'ya 3K ya parçalandığından dolayı 3S'e S olacaktır diyoruz. O zaman şöyle toplamamız gerekirse. Eğer kenar ortaylarının tamamı çizilirse, ilk şekli konuşuyorum. Kenar ortaylarının tamamı çizilirse oluşan 6 tane üçgen alanı eşittir. Sonra bu şekil üzerinde dedim ki ağırlık merkezinden köşeler birleştirilince oluşan kırmızıya, sarıya ve mora boyadığım yerler Birbirlerine eşittir. Eğer iki kenar ortayın, ikinci şekle geçtim onu konuşuyorum. İki kenar ortayın uç noktaları birleştirilmişse, görüldüğü gibi D ile E birleştirilmiş. Oluşan alanlarda burada eşitlik, burada eşitlik var fakat 3'e 1 olarak parçalanmış. Geri kalan alanlar zaten birinci kuraldan öğrendiğimiz üzere 4S, 4S devam edecektir. Sorumuz diyor ki ABC üçgeninde diyor AFPB'ye eşit. Güzel, kenar ortay. AE EC eşit kenar ortay. Otomatikman zaten AD'de kenar ortay olmak zorunda kaldı. G noktası bu durumda ağırlık merkezi. Hemen hatırlayalım. Biz burası için 3S, S, 4S, 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 4S S, 3S demiştik. Şimdi ben öğrendim ki S'in karşılığı buradan 3'müş. Nereden biliyorum? Çünkü boyalı bölgenin alanı 3 vermiş ve biz oraya S dedik. Benden istenilen ABG üçgenin alanı. Hemen bakalım. ABG ABG üçgeninde toplam 4, 5, 8S var. 8S yani S yerine 3 yazarsam aradığım bölgenin alanı 8 çarpı 3'ten 24 gelecektir. Geldik yine çok önemli ifadelerden bir tanesi. Sinüsün alan formülü. ABC üçgeninin alanını bulmak istediğinizde eğer iki kenarınız ve bu iki kenarın arasındaki açınız mevcutsa bu durumda kural 1 bölü 2 ile başlıyor. Bilinen iki kenarı çarpıyoruz ve bunların arasındaki açının sinüsüyle çarpıyoruz. Peki Şimdi bize demiş ki ABDE'nin demiş alanını bulabilir misin? E'nin. Peki. Şöyle bir giriş yapayım. 3 var, 4 var. Buranın karşılığı ne kadar gelecek? 5. Peki. Şuraya alfa dersem benim ABDE dörtgeninin alanını bulabilmek için kafamdan geçen stratejiyi paylaşıyorum. Önce ABC üçgeninin alanını bulayım. Sonra boyamadığım EDC beyaz üçgenin alanını buradan çıkarttığımda hop ABDE elimde olacak. Başlıyorum. ABC üçgenin alanını sinüs teoremiyle bulacağım. 1 bölü 2. Bilinen kenarlar burası 10 burası 12. Bunları çarpıyorum. 10 çarpı 12. Bu 10 ile 12'nin arasında kalan alfanın sinüsü lazım. Sinüs neydi? Dik üçgenin son kısmında çalıştık biliyorsun. Karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısında 3 hipotenüste ise 5 var. Çarpı 3 bölü 5. Aşağıdaki 2 ile 5'in çarpımı 10 olduğu için bunlar sadeleşti. Buradan karşılığı 36 geldi. Şimdi bu 36'dan EDC üçgeninin alanını çıkartmalıyım. EDC dik üçgen. Dik üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. 3 çarpı 4 bölü 2'den de burası 6 gelecek. Dolayısıyla 36 eksi 6'dan karşılığı 30 olacaktır diyoruz. Tabii ki bu soruyu başka yöntemlerle de çözebiliriz. Fakat sinüs alan teoreminin hemen arkasından sorulduğu için onun üzerinden göstermek istedim. Konumuz biterken başlangıçta neyi demiştik? Üçgende alan formülü. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bahsettik. Üçgenin alanı ile ilgili problemler işine girdiğimizde ise malumunuz arkadaşlar bir sürü meseleye baktık. Az önce bir iki sarayet öncesinde özetledim. Benzerlik var, kenar ortay var, açı ortay var, diklik merkezi var. Üçgenin alanı geniş konulardan bir tanesi. Dolayısıyla burayla alakalı soruları çözerken adım adım mutlaka test kitabınızda yavaş yavaş ilerlemenizi şiddete tavsiye ediyorum. Yapamadığın, takıldığın mutlaka sorunun çözüm videosuna mutlaka bakmanı özellikle istirham ediyorum dedikten sonra. Şimdi sırada bir önceki dersin ödüllü sorusu. Ardından da bu dersin ödüllü sorusuna bakacağız. Hadi bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusuna şöyle bir bakarsak. Şekil 1'de ABC ikizkenar üçgeni A noktası etrafında 80 derece döndürülerek şekil 2'de görüldüğü gibi A, B üstü, C üstü üçgeni elde edilmiştir. ACB açısının ölçüsü 70 derece. AB AC 6 santimetre olduğuna göre BC uzunluğu kaç cm'dir denmiş. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burası 70'miş. Şurası da 70'miş. O zaman burası 70 70 140'tan 40 gelecektir. Siz bunu 80 derece döndürdüğünüzde buranın karşının 80 olduğunu. Dolayısıyla total manada bu açının 120 derece olduğunu anlarız. AB kenarı başlangıçta 6 ise AC kenarı da 6'dır. AB üssü kenarı da 6'dır. AC üssü kenarı da 6'dır. Peki son kısma geldik. Şimdi odaklanmanı istediğim üçgen şu an sarıya boyadığım üçgen arkadaşlar. Bu üçgene şöyle bir baktığımızda bu üçgen ikiz kenar 6 6 120. O zaman buralar 30 30 gelecektir. Ben ikizkenar üçgende yükseklik indirmesini seven birisi olarak Buradan yükseklik attığımda burası artık 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısına 6 varsa burası 3, 60'ın karşısındaki burası da 3 kök 3 olacaktır. Üçgen ikizkenar olduğu için indirilen yükseklik tabanı iki eşit parça ayıracağından dolayı şuradaki BH uzunluğu da 3 kök 3 olacak. O zaman bizden istenilen BC üssü ifadesi 3 kök 3 ile 3 kök 3'ün toplamından 6 kök 3 gelmeliydi diyoruz. Doğru cevap veren arkadaşlar tebrik ediyoruz. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Bu dersimizin ödüllü sorusunda ise şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt AD doğrusu boyunca o yönünde katlandığında B noktası şekil 2'de görüldüğü gibi BC kenarı üzerindeki B üstü noktasıyla çakışmaktadır. AB AC'ye dikmiş DB üstü 2 şekilde de görülüyor. B üstü C'ye de 6 cm olduğuna göre şekil 1'deki üçgenin alanı şekil 2'deki üçgenin alanından kaç santimetre kare fazladır denmiş. Arkadaşlar bu sorunun cevabını kesinlikle yorumlara istiyoruz. Şimdi istediğimiz az önce de söylediğimiz bir mesele vardı. Lütfen üçgende alanı sağlam tutun. Çünkü üçgende alan geometrinin sonuna kadar karşına çemberde de çıkacak. Dörtgenlerde de çıkacak. Katı cisimlerde de çıkacak. Her yerde çıkacak. Dolayısıyla buranın sağlam tutulması lazım. Belki mi hikayelerden bir tanesi. Pisagor'da dik üçgende ne söylediysek ne kadar önemliyse üçgende alan bir o kadar önemli. Onun için rica ediyorum. Takıldığın soruların video çözümlerine bakmadan diğer soruya geçme. Adım adım Aşama aşama devam et ve bu işi başar. Hepinizi seviyoruz, başarılar diliyoruz.